Parantez açma zamanı. O parantezin içerisinde de elbette sorularımız yer alacak. HDP'nin kapatılması istemiyle ilgili iddianamede Anayasa Mahkemesi usul eksiklikleri olduğu vurgusunu yaptı ve iddianameyi iade etti. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Usul eksiklikleri derken nelerden bahsediliyor? Diğer yandan Bahçeli'nin çağrısı, hemen bu gelişme sonrasında gelen Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması ertelenmez bir hedef olmalı diyor Devlet Bahçeli. Peki bu nasıl değerlendirilir? Ve Gergerlioğlu ile ilgili başvuruya da, milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali ile ilgili başvuruya da Anayasa Mahkemesi'nden ret geldi. Bunu da konuşacağız sevgili izleyenlerimiz. Şimdi anayasa hukukçusu Profesör Doktor Sayın Süheyl Batum yayınımızda. Sayın Batum günaydın efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Günaydın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii güzel gündem başlıkları konuşmak isterdik ama tabii şimdi anlamak gereken bir süreç içerisindeyiz. Anayasa Mahkemesi'nin iadesi, iddianameye yönelik iadesini konuşuyoruz. Usul eksiklikleri vurgusunda bulunuluyor. Ne demek isteniyor efendim? O eksikliklerle ilgili tabii gerekçe zannediyorum henüz açıklanmadı. O eksikliklerle ilgili bilgimiz var mı? Tabii. Şimdi çok basit. Hı hı. Şunu söyleyeyim. İddianame ilk Anayasa Mahkemesi'ne gönderildiğinde ben yine KRT'ye katılmıştım. Hı hı. Zafer Bey'in haber programına. Orada şunları ben de onun içinde incelemiştim. Büyük eksiklikleri görmemek mümkün değildi. Hı hı. Şimdi ilk önce müsaade ederseniz şunu söyleyeyim. Herkes net anlasın. Hı hı. Ben anayasada bir ülkenin anayasasında parti kapatma olduğu zaman bu partinin kapatılabileceğine inanan insanlardan bir tanesiyim. Bakın kapatma nedenleri varsa ve doğru dürüst nedenler varsa. Şimdi bunun için söylüyorum. Çünkü 2004, 2005, 2006'larda bugün televizyonlarda izliyorum. HDP mutlaka kapatılmalıdır. İşte kapatılmadığı takdirde Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır diyen sözüm ona gazetecilerin, akademisyenlerin %95'i parti kapatılmaz. Parti kapatılabilir mi? Dünyanın hiçbir ülkesinde yok parti kapatma. Nasıl kapatılır diyordu. O sırada ben ve birkaç kişi örneğin İspanya'da neden kapatıldığını Henry Batasuna'nın söylerken olur mu? Kesinlikle doğru değil deyip ağızlarına bile almıyorlar. Türkiye ilginç bir ülke. Maalesef ve maalesef bu işle ilgilenenlerin bir bölümü cahil ya da kötü niyetli olduğu için işler buraya geliyor. Şimdi geleyim parti HDP'ye. Ben iddianameyi söylediğim gibi Zafer Bey'in programına çıkacağım zaman inceledim. Evet. Ve şunu gördüm. HDP'nin kapatılmasında anayasa çok açık. Diyor ki anayasamız bize. Bir parti kapatacaksan eğer diyor. Siyasi partinin tüzük ve programı ile sözleri demiyor. Dikkat et. Eylemleri diyor. Hı hı. Eylemleri şu 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 ilkelere aykırı olacak diyor. Bakın ne diyorum tekrar? Tüzük ve programlarıyla eylemleri diyor. Eylemleri. Hı hı. Şimdi bakmıştım orada ben iddianame benim de önümde. Mahkeme başsavcılık tamamıyla yanılarak ya da bilmiyorum alelacele hazırladığı için artık bunlara çok alıştık. Lebalep dolu, alelacele hazırlama, alelacele hazırlandığı için sadece örneğin kişileri alt alta 600 kişiyi yazmıştı. Evet. 587 sayfalık bir iddianamede ve sadece sözlerini almış genelde. Sözlerini. Sözler de terör iyidir, bravo, işte PKK'yı destekliyoruz falan değil. Bakın şöyle diyor, kayyumu tanımayın. Kabul etmeyin diyor. Başka bir yerde kayyum atamasını kabul etmeyeceğiz. Hı hı. Savcı diyor ki bundan işte bu tür konuşmalarla halkı kanunlara uymamaya tahrik ettiği. Ya kayyumu tanımayın. Kayyum anayasa dışındadır.
seçilmiş yere kayyum tayin edilmez demesi terörü, PKK'yı destek diye savcılık, başsavcılık iddianamesinde bunu yazmıştı. Daha bir sürü size söyleyeyim. Yani o kadar ilginç şeyler vardı ki. Mesela Sayın Batum, 687 HDP'linin adı geçiyor dediniz ya, 6-6 sıralanmış. O 687 isim arasında bazılarının kimlik bilgilerinin dahi olmadığı yer alıyor iddianamede. Bazılarının kimlik bilgileri yok. Yani alelacele hazırlanmış mı demek oluyor bu gerçekten sizin dediğiniz gibi? Bu alelacele hazırlanmış. Zaten tekrar söylüyorum. Bazıları hakikaten terör örgütünün üyesi olmak nedeniyle düşürülmek istenmiş. Yani parti kapatılmak. Ama bakıyorsunuz onlar hakkındaki daha davalar, soruşturmalar da bitmemiş. Haklarında bu soruşturmalar devam etmektedir diyor. Ve başsavcılık bunlara dayanarak partinin odak haline geldiği için kapatılmasını istiyor. Peki bu soruşturmaların tamamlanması gerekir mi efendim, bir iddianameye bakmak gerektiğinde? %100. Eğer bakın, demin ne dedim size, tüzük program ve eylemleri dedim. Eylem demek şu da olur tabii ki, eylem demek. Yani terör örgütünü destekliyoruz. Terör örgütünün bu işte faraza saldırısı, sabotajı iyi yapılmıştır. Böyle bunu yapacağız türünde sözlerse o desteklediğini gösterir ama kayyumu tanımayın. İşte biz PKK ile beraber değiliz gibi vermiş alt alta sözleri kesinlikle çarpıtılarak veya bağlamından çıkartılarak işte gördüğünüz gibi burada halkı kanunlara uymamaya teşvik ediyor. Dolayısıyla terör örgütünün amacını destekliyor şeklinde kullanılamamaktadır. Peki, bu nedenle Anayasa Mahkemesi doğru bir iş yapmış ve diyor ki savcıya, ki bu çok önemli bir şeydir. Yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın böyle bir iddianameyi hazırlayıp Anayasa Mahkemesi'nin de oy birliğiyle, ya bu iddianame anayasa açık, kanun açık. Nasıl olur da böyle bir iddianameyi bu kadar usul eksiklikleriyle karşımıza getirirsiniz demesi gerçekten çok önemli. Peki suç belirtilen eylemlerin tarihlerinin yer almaması bir usul eksikliği midir? Çünkü böyle bir vurgu da yapılıyor. Hayır, usul eksikliği şöyle. Siz belirtirsiniz. Anayasa Mahkemesi bu suçlara tek tek bakar. Ve bu yargılama sonuçlarına bakar. Hüküm olmuş mu? Mesela şöyle diyorsunuz işte. Bu kişi terör örgütünün üyesidir. Peki üyesi olduğuna bir karar var mı? Yok. Öyle düşünülüyor. Olmaz. Veya işte hakkında soruşturma var bu konuda. Olmaz. Yargılama devam ediyor. Olmaz. O yüzden siz iddianamede bunları tek tek yazacaksınız. Kesin hüküm budur hakkında. İşte şu şudur hakkında diye. Ve dolayısıyla bunlara dayalı bir iptal davası açabilirsiniz. Evet. Türkiye, o yüzden söylüyorum, o kadar maalesef ilginç bir ülke veya maalesef hukuk dışı bir ülke haline dönüştü ki artık bir zamanlar bunların tamamı varken dava açılmasını, dünyada örneği yok, Allah kahretsin bu ülke işte bilmem neler mezarlık haline geldi diyen insanların tamamı şimdi ne var belli değil mi? Ben HDP kapatılmayacak mı? Terör örgütünün partisi değil mi diye gerekçeleriyle sürüyorlar. Benim söylemek istediğim şu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bir iddianame hazırlarken aynen şunları yapmak zorunda. Usul diyor ama bu. Usul diyor ama varsayın ki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bunları yerine getirmiyor. Bu dava kapatılmamayla sonuçlanır. Çünkü açık, net, o yüzden usul diyor. Ben daha esas hakkında karar vermiyorum diyor. Evet. Benim bu iddiaların gerçekten partinin bir odak haline dönüşmüş müdür, dönüşmemiş midir? O esas hakkındaki kararı vereceğim bilgileri bana göndermiyorsun diyor mahkeme. Diyor ki bana bir dilek iddianame hazırlamışsın.
alelacele bir iddianame hazırlamışsın. 600 küsur kişi hakkında işte bunlar gördüğün gibi, bunları da siyasi hayattan at, at ve partiyi de kapat. Bir daha da kurulmasın diyorsun ama söylediği şeyler, bakıyorum terör örgütü üyesidir demişsin, bir yargılama yok. Sonuç yok. Bu sözleri diyorsun, sözlerin çoğunda benim okuduklarımda işte bu terör örgütünü biz destekliyoruz, biz terör örgütünün devamıyız veya bravo bu eylem harika bir eylem, ne güzel insan öldürdünüz diye sözler değil. Bir örnek vermek için şunu söyleyeyim. Refah Partisi zamanında kapanmıştı. Hı hı. Bütün bu şimdi kapatılmalı diyenlerin hepsi olur mu demişti. Dikkat edin, oradaki sözler, kapatmaya sebebiyet veren sözler aynen şunlardı. Bir devrim yapıyoruz. Kanlı mı olacak, kansız mı olacak? Siz karar vereceksiniz. Size göre ya kanlı yapacağız ya kansız yapacağız sözü. Bakın bu bir şeydir, tehdittir bu doğrudan doğruya. Yoksa kayyum atadınız, kayyumları atayamazsınız, kayyumları kesinlikle kabul etmeyin, anayasaya aykırıdır dedi. İşte gördün mü, PKK da aynı şeyi söylüyor, bu terör örgütü. Veya dedin ki, lafın gelişi söylüyorum ya, lafın gelişi. Boğaz Köprüsü, Çanakkale Köprüsü'ne çok para verdin. Bunu niçin verdin dedin. İşte terör örgütü de aynı şeyi söylemektedir. Demek ki sen terör örgütünün yardımcısısın. Bu tür suçlamalar yanlış suçlamalardır. Hukuka aykırı suçlamalardır. Anayasa Mahkemesi de diyor ki şimdi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na, bunu ben yapsam, siz yapsanız, normal bir hakim yapsa acayip, yani ya şaşırmış diyebiliriz. Koskoca bu iş için temel şey görev verilmiş Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 600 kişi, alt alta yazıyor 600 küsur kişi. Ve bu sözleri burada şimdi o kadar şey yapılmış ki, bakın şurada bir laf var. Çok ilginçtir o da. Ne söylediklerine şimdi, bakın. Şimdi gerçekten de Henry Batasuna kararında, yani İspanyol mahkemesi eylemlerinden dolayı Henry Batasuna'nın ve diğer bir Batasuna'nın daha kapatılmasına karar verirken aynen şöyle demişti. Terör örgütlerinin üyelerinin yaptıkları eylemleri, işte bunu yapmışsınız, resmini asmışsınız, terör örgütünün eylemlerini yaptıklarını kınamamışsınız size sorulduğunda diyordu. Şimdi bunu hep dile getiriyorlar son dönemde. Sayın Cumhurbaşkanı da getirdi. Ve şöyle diyor mahkeme. Bakın diyor, GARA operasyonuna suçlamışsınız diyor, GARA operasyonunda diyor. Evet. Aile Akat'ı, ama diyor, veya bütün yöneticileri, ama bu konuda, GARA operasyonu konusunda terör örgütünü bırakın kınamayı, tek bir kelimeyle eleştirmemişsiniz. Evet. Şimdi GARA operasyonu nereye? Bir operasyonu bir parti eleştiremez olur mu? Yanlış yaptın demez olur mu? Bu kişiler, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik güçleri, işleri bu olan insanları 5 senedir tutarken ağzınızı açmamışsınız demek, işte PKK'yı kınamadınız demek anlamına gelir mi? İşte o yüzden iade sonrası Yargıtay Cumhuriyeti Başsavcılığı tutacak. Eğer bu ileri sürdüğü şeylere yönelik eylemler olmasını sağlayabilecek bir takım doğrudan bu ülkenin, işte demin söylediğim gibi size, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, hukuk devleti ilkesine, demokratik cumhuriyete aykırı, bunları yıkmaya, bunları ortadan kaldırmaya yönelik doğrudan söylemler olup destekler olduğunu, terörü doğrudan destekleyip desteklemediğini gösteren sözleri yazacak. Mahkeme kararlarını belirleyecek. Evet. Genel değil, bu sözleri söylüyor hep değil, şu tarihte şurada söylemiştir diyecek. Çünkü söylendiği yer de çok önemli. Evet, tabii. Bakın bu ülkede Sayın Recep Tayyip Erdoğan olayların çok böyle gergin olduğu bir dönemde
Siirt'e gidip onların askeri varsa bizim de işte minaremiz var. Onların süngüsü varsa, onların askeri varsa bizim de müminlerimiz var dedi, bir şiir okudu. Ve yıllarca bir şiir okumaktan içeri girdim dendi. 3 ay mıydı? Unuttum şimdi. Dolayısıyla şimdi bir partiyi kapatıyorsunuz. Şeye karşı çıktı diye. Gara operasyonuna karşı çıktı diye. Dolayısıyla gerçekten olabilir. Varsa bu görev Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nındır. Evet. Bakalım yapacak mı? Süheyl Hocam, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu iddianameyi yeniden sunmak için, yeniden hazırlamak için bir süre sınırı var mı? Ya 30 gün galiba. Tam emin değilim. Geri döndürüldüğünde belli bir sürede. Çünkü çok da aslında kolay işleyecek bir süreçten bahsetmiyoruz. Mesela soruşturmaları devam edenlerin olduğunu vurguladınız siz. Zaman önemli, yer önemli dediniz orada bahsi geçen terör suçlamalarında. Zor bir süreç aslında yeniden hazırlamakta. Ben zaten Sayın Devlet Bahçeli'nin de Anayasa Mahkemesi'ni kapatmalı demesini şöyle değerlendiriyorum. Hepsi biliyor. İddianamenin alelacele neden hazırlandığını bana göre iktidar partisi tamamıyla biliyor. Ve o yüzden bunlara yönelik bir soruşturma sonucu veya bu sözlerin nasıl söylendiğine, ne zaman söylendiğine ve işte doğrudan doğruya 68'in ve 69'un, yani anayasa 68 ve 69'un kapsamına giren sözler niteliğinde olmadığını veya olduğunu onlar biliyor. O yüzden bu soruşturmanın ve iddianamenin Anayasa Mahkemesi'nin istediğine uygun şekilde kısa sürede hazırlanamayacağını da biliyorlar. O zaman hocam hedef Anayasa Mahkemesi mi aslında? Neden bunu soruyorum? Değil. Şöyle. Hedef ittifak. Hedef ittifak. Yani hedef Millet İttifakı. Bir şekilde Millet İttifakı'nı işte İYİ Parti'ye yükleyeceksiniz. İYİ Parti'yi başta kurdurmayacaksınız. Kurdurmamaya çalışacaksınız. MHP'nin genel kongresinde MHP'yi alırken bir İcra iflas şeyiyle, dairesiyle hayır dedirteceksiniz. Yapamazsın dedirteceksiniz. Sonra onun üstüne oynayacaksınız. Öbür tarafta da HDP'yi bir şekilde kapatarak Güneydoğu'da onları oy veremez hale getireceksiniz. Amaç şu, Millet İttifakı'nın biz seçimleri kazanmasını ya da kazanabilecek bir duruma gelmesini istemiyoruz. Çok net. Çok net. Bu AYM ile ilgili bir şey sormak istiyorum hocam. Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile ilgili. AYM'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır. Şimdi bu artık kelimesi benim biraz kafamı karıştırdı. Çünkü uzun süredir sanki Devlet Bahçeli'nin kafasındaymış da söylememiş ama artık ertelenmemesi gerekiyor diyor gibi bir anlam çıkar mı buradan? AYM'yi direkt bu doğrultuda hedef almasına ve kelimelerine baktığımızda. Şimdi şöyle söyleyeyim, bakın artık ben siyaset de yaptım ama siyasetçilerin sözlerini değerlendirmek istemiyorum. Çünkü bakın hiç kimseye hedef tutarak söylemiyorum. Ama eskiden çocuklar, anneleri, babaları çocuklara şöyle derlerdi. Siyasete aman bulaşma. Siyasete aman 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 bulaşma. Hele 80 öncesini yaşamış anneler, babalar çocuklarının o siyaset içine girmesini istemezlerdi maalesef. Tabii. Nedendi bu? Çünkü siyasetçi bir bakardınız, ak diyor, ertesi gün kara diyor. Hiç umru olmadan. Şimdi çok net görüyorum ben de, herhangi bir partiyi hedefleyerek değil. Ama Türkiye'de genel anlamıyla diyorum. Bütün siyasetçiler, bütün partiler demek istemiyorum ama işte bu ahlaksızlıktır, bu kötüdür, bu felakettir diyen bir bakıyorsun 3 gün sonra bunun gibi insan dünyaya gelmemiştir. Allah'ın bu bize Allah'ın bir nimetidir diyor. Şimdi dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin de ben AYM çıkışını
Ve bu konuda değerlendirmek istemiyorum. Ama şunu görüyorum bakın, genel olarak söyledim. Dikkat edin, AYM ne zaman AYM bireysel başvurularda doğru dürüst kararlar vermeye başladı, bütün iktidar AYM'yi eleştirmeye başladı. Halbuki AYM 2016'daki şeyden sonra, 15 Temmuz'dan sonra, işte Zühtü Aslan o sırada Anayasa Mahkemesi başkanı olmuş, o sırada inanılmaz kararlar veriyordu. Yani şu işte olağanüstü hallerde iktidarlar istediği her şeyi yapar, beni hiç ilgilendirmez, istediği her kararı verebilir diyordu mesela. O sıralarda işte veya başvurular geldiğinde bu başvurulara bakmam diyordu. Ne zaman? O zaman Sayın Bahçeli de iktidarda hiç karışmıyordu. Evet. Ne zaman kötü de kendilerine göre uymayan kararlar vermeye başladı? Bu mahkeme kötü, bu mahkeme yanlış. Hatırlayın. AYM hedef alındı. Hatırlayın. İçişleri Bakanı, daha ötesi var mı? Mahkeme genel yollarda şey yapılamaz, toplantı gösterisi yapılamaz şeklindeki inanılmaz hukuk dışı, demokrasi dışı düzenlemeyi iptal ettiğinde açık açık sen kendini özgür zannediyorsun ha, hadi bakalım bin bisikletine, arabana tek başına. Evet, Süheyl Batum'la bağlantımızda. Hocam sesimiz size ulaşıyor mu? Çünkü görüntümüzde bir sorun yaşadık. Sizin görüntünüz bize ulaşmıyor şu dakikalarda. Arkadaşlarım yeniden bağlantıyı kurmayı deniyorlar. Anayasa Profesörü Süheyl Batum'la konuşuyoruz. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin kararları gündemde haliyle sevgili izleyenlerimiz. Dün HDP'nin kapatılmasıyla ilgili iddianameyi iade etti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na. Sayın Süheyl Batum değerlendirdiği için de eksik var, usulen eksikler var ve onun dışında soruşturma aşamasında olan durumlar var, onların da tamamlanması gerekiyor dedi. Devlet Bahçeli'nin AYM kapatılmalı çağrısına kadar geldik oradan. Çünkü AYM'nin bu kararının sonrasında Devlet Bahçeli çağrıda bulundu. AYM'nin kapatılması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır dedi MHP lideri Devlet Bahçeli. Buradan nereye geleceğiz? Evet, Süheyl Hocam tekrar yayınımıza geldi. Sayın Hocam, Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve artık AYM hedefte dediniz siz de. Hangi kameradayım arkadaşlarım, burada mıyım? Artık AYM hedefte, son alınan bireysel kararlardan sonra dediniz. O noktada değerlendirmelerinize devam edelim. Oradan da Gergerlioğlu konusuna geçelim. Ona geçeceğim. Şunu söyleyeyim, onu hatırlatmak istiyordum. Nasıl hatırlayacaksınız? Sayın Cumhurbaşkanı Danıştay zamanında Alevilerle ilgili din dersi zorunluluğunun anayasaya aykırı olduğuna yönelik karar verdiğinde Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp sen kimsin? Sen nasıl Danıştaysın? Sen ne bilirsin bunu? Senin kararını mı dinleyeceğiz? Demiyor muydu? Anayasa Mahkemesi Berberoğlu kararını verdiğinde iktidara bağlı hakimler biz bunu tanımayız dediğinde bir tane kişi çıkıp ya nasıl tanımazsınız, anayasa açık, 152. madde açık diyor muydu? Bugün ama Danıştay'ın kararları için ne diyorlar? İşte harika kararlar, muhteşem kararlar diyorlar. Dolayısıyla siyasetçiler olaya şöyle bakıyor. Hepsi demiyorum gene. Bazı siyasetçiler. Anayasa Mahkemesi benim istemediğim şekilde karar verirse onu kapatalım. İstediğim şekilde karar verirse de hukuk var. Bu ülke hukuk devleti. Şimdi o kadar net ki Anayasa Mahkemesi de son kararlarıyla gerçekten bu yönüyle tebrik etmek lazım. Bütün eksikliklerini veya hatalarını eleştiren biri kişi olarak da söylüyorum. Evet. Bu kararda 68 anayasaya uygun bir karardır. Bir parti, tekrar söylüyorum, kapatılabilir ancak onun bu 68. maddedeki ülkenin birliğini,
demokratik sistemi yıkmaya yönelik eylemler şekline dönüşmesiyle olur. Bu da ancak evet yıkalım, yıkanı aferin, işte terörü destekleyelim, adam öldürmeyi destekleyelim ya da bu anlama gelecek. Söylediğim gibi size öyle bir şey yapacağız ki uyandığınızda her şey bitmiş olacak. Ünlü Şükrü Karatepe'nin lafı. Size öyle bir iğne yapıyoruz ki birkaç gün sonra uyandığınızda geçmiş olsun, her şey değişmiş olacak gibi sözler. Ama siz tuttunuz Gara operasyonunu eleştirdiniz. Siz tuttunuz kayyum atanmasını eleştirdiniz. Evet. Siz tuttunuz hükümeti eleştirdiniz. Siz tuttunuz iktidarı eleştirdiniz. İşte bunu teröristler de eleştiriyor. Demek ki siz teröristsiniz şeklinde bir aristo mantığını kurduğunuz takdirde Anayasa Mahkemesi şunu gösterdi. Bu Süheyl Batum da olsa, evet, bu gazeteciyim diye ortalarda bol bol gördüğünüz şeyler de olsa, akademisyen kisvesiyle ortaya çıkan kişiler de olsa, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da olsa diyor ki lütfen bana bu adam terör örgütünün üyesi, kararı getir. Evet. Şu suçu işledi, tarihini getir. Şu suçu işledi, nasıl işlediğini, ne söylediğini getir bana. Peki hocam, Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması çağrısı, istemi bir suç teşkil eder mi hukuken? Eğer tabii söyleyeyim. Eğer diğer söylemlerinizle bu bir anayasa düzeninin değiştirilmesine yönelik bir dizi eylemler içinde olduğunuzu gösteriyorsa tabii ki yapar. %100 yapar. O yüzden söyledim, demokratik düzeni. Evet. Sadece bakın, çok basit bir şey söyleyeceğim, bir parti yapıyor diye değil. Tabii. Bugün örneğin ana muhalefet partisi lideri linç edilmek istendi. Açık. Şimdi beğenin, beğenmeyin. Bir ana muhalefet partisi, bir sürü gazeteci, KRT'nin şeyi dahil, linç edilmek istendi. Peki bunları yapanlar ne oldu? Efendim soruşturmayı açtık diyor, çok güzel yürüyor. Şimdi tersini düşün. Eğer böyle linç filan, Allah korusun, Allah korusun, böyle bir şey değil. Ya bir söz söyleseniz. Evet. Bu hakaret kabul ediliyor. Bu başka birine söyleseniz, hayır sen esas da Cumhurbaşkanı'nı kastetmek istedin diyerekten. Tabii. Adam sabah 4'te 5'te gözaltına alınıyor. Terörle mücadele savcısının karşısında ifade veriyor. Tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk ediliyor. Hı hı. Bazıları tutuklanıyor. Düşünün o Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörü hayır diyenler. Şimdi bütün bunları yan yana getirin. Eğer bunlar aynı şekilde Anayasa Mahkemesi'ni de kapatacağız, şunu da kapatacağız diye sözlerle de destekleniyorsa tabii ki bir parti kapatma sebebi olabilir. Ama söylüyorum, bakın, şu parti bu parti için değil, ben geneli söylüyorum. Evet. Zaten 68 bunu getiriyor. Anayasanın 68. maddesi. 69. Yani diyor ki sen bu demokratik sistemi, hukuk devletini, devletin ülkesi milletiyle bölünmez bütünlüğünü sen ortadan kaldırmaya yönelik eylemler içinde bulunamazsın. Bu eylemleri açıkça destekleyemezsin. Evet. Bu eylemlerin yapılmasını, bravo, linç böyle olur diyemezsin. Ya da onlar iyi çocuklardır biliyorum diyemezsin diyor. Evet. İşte ama tutup da ben Boğaz Köprüsü'ne karşı çıktım, demek ki terör örgütüne karşı çıkıyor, demek ki sen teröristsin. Bu basit bir aristo mantığıdır ve hukukta mantık çok önemlidir ama aristo mantığı değil. Tabii. Hocam bu arada ciddi bir bağlantıyı, ilişkiyi, evet, kuran mantık, evet, doğru şeydir.
Bu arada Gergerlioğlu kararı. Oraya gelelim. Orayla ilgili ardı ardına da birkaç soru ileteyim size. Şimdi canlı duraklarımız olacak. Ne kadar süremiz var da kestiremiyorum ama burada yetkisizlik gerekçesinden evet. bahsedildi. Anayasa 84. madde denildi. Ve artık vekilliğinin düştüğü de aslında kesinleşmiş oluyor galiba. Bunu size evet. soruyorum. Peki Gergerlioğlu bireysel başvuru yapabilir mi? Ya da kendisi diyor ki 2-3 gün içinde tutuklanabilirim, tutuklanabilir mi? Böyle bir nasıl süreç öngörürsünüz? Şimdi şunu söyleyeyim. Bir kere Anayasa Mahkemesi'nin Berberoğlu hakkında verdiği karardaki şey hala geçerlidir. Yani Gergerlioğlu şöyle oldu. Hep söyledim de ilk seferde de söyledim. Şimdi ilk önce Anayasa Mahkemesi'ne red kararının nedenini vereyim de bir kere insanların kafası netleşsin. Tabii. Evet, Anayasa Mahkemesi haklı bence. Neden haklı? Çünkü Gergerlioğlu 84. madde bizim anayasamız açıktır. Der ki milletvekilliğinin kesim küm giyme halinde düşmesi bu husustaki kesim mahkeme kararının genel kurula bildirilmesiyle olur. Diyor. Evet. Gergerlioğlu hakkında da Yargıtay kararı var mı? Var. Genel kurulda okundu mu? Okundu. Milletvekilliği böylece düştü mü? Düştü. Gergerlioğlu da bu kararı, okunma kararını Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Anayasa Mahkemesi kararın bu boyutuna diyor ki ben bunda bir şey yapamam diyor. Çünkü sizin burada diyor 84. madde açık. Kesin hüküm okunduğunda milletvekilliği düşer diyor. Bu konuda bir karar yok. Üstelik de diyor anayasanın benim ilgilenebileceğim 85. maddesine bakıyorsunuz. 84'ün bu kesin hüküm giymeyle düşmesi konusu yok. Yani benim yetkim burada evet. yok diyor. Ben bunun için bana başvurmayın diyor. Vuramazsınız diyor ama açık. Çok net söylüyor. Bakın üyeliğin milletvekilinin düşmesine 84. maddenin anayasa bu diyor. Birinci, üçüncü veya dördüncü fıkralarına göre diyor. Birinci, üçüncü, dördüncü. Halbuki bu ikinci fıkra diyor. Yani karar sizin hakkınızda Yargıtay vermiş, bu karar onanmış, bitti. Evet. Ama şimdi Gergerlioğlu'nun şu hakkı var ve zannedersem başvurusu da var. Bireysel başvuru değil mi? Aynen, bireysel başvuru. Diyor ki, burada benim dokunulmazlığım varken beni yargılamaya devam ettiler. Aynı Berberoğlu'ndaki gibi. Evet. Yargıtay devam etti yargılamaya. Oysa yargılama yapmaması, durdurması lazımdı. Yani kesin hükmü vermemesi lazımdı diyor. Bana göre bu doğru. Hukuken doğru. Yani Anayasa Mahkemesi bu konuda kesin kararını verdi, Gergerlioğlu'nu reddetti. Artık Gergerlioğlu'na dedi ki sen çok iyi yapmışsın, milletvekilinin düşmesi de harika olmuştur demiyor Anayasa Mahkemesi. Diyor ki bu 84. maddedeki karar için bana başvuramazsın çünkü yetkim yok diyor. Evet. Aç bak anayasayı, yetkim yok diyor bu konuda. Ama bireysel başvuru için yetkisi var ve ben onun da uzun bir tartışma konusu evet. ama o konuda da meclis başkanının tamamıyla yanlış söylediğini düşünenlerdi. O sırada da meclis başkanı ne yapalım kardeşim? Bak ne yazıyor orada, açık açık söylüyor. Önüme geldi, hemen ben onu sundum. Peki ve bir tutuklama kararı çıkabilir mi hocam tüm bunlar yaşanırken? Şimdi bireysel başvuruyu konuşuyoruz ama bir yandan da 2-3 gün içerisinde cezaevine girebilirim diyor Gergerlioğlu. O süre zarfında evet, tutuklanabilir yani şimdi mi? Şöyle, evet yani evet, şu anda kesin hüküm giymiş, milletvekilliği düşmüş, sizin benim gibi bir durumda. Evet. İsterse mahkeme alabilir. Ama ben birincide de söyledim. Üyeliği düşürmeden önce esas itibarıyla mahkemenin, yani pardon, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şunu beklemesi gerekirdi. Bireysel başvuru için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş. Bu söylediklerimin hiçbiri Gergerlioğlu'nu tanıdığım, sevdiğim, sevmediğim, desteklediğim, görüşünü desteklediğim evet. veya desteklemediğim anlamına gelmez. Hukuk, bir ülkede hukuk varsa ki maalesef Türkiye'de artık çok az olduğunu düşünüyorum.
Ama yine de bir hukuk devleti ise şuna uymak zorundasınız. Bir milletvekili yargılanıyor, hüküm giyiyor. Berberoğlu'nda da aynısı oldu. Evet. Durdurması lazımdı. Durdurmadı. Durdurmadı. Bakın ceza dosyamızla ilgili esas başvurumuz için halen karar bekliyoruz diyor. Bakın sizin gönderdiğinizden evet bireysel başvuru için bekliyorlar. Çünkü bana göre de milletvekili dokunulmazlığı var. Bu dokunulmazlığı kaldırmak durumundasın bir. Kaldırmadan sen Gergerlioğlu milletvekili olmuş. Dokunulmazlığı var. Evet. YSK olabilirsin demiş. Olmuş. Kesin hüküm yok. Orada davanın durması lazım. Aynı şey Berberoğlu'nda vardı. Eğer istersen dokunulmazlığı kaldırırsın, devam edersin. Hayır. Yargıtay hiçbir şey olmamış gibi devam etti. Buna devam ederken de tabii onu söyleyeyim. Bana göre öyle yorumlanmayacak bir maddeden yararlandı. Evet. Hocam son cümlelerinizi alayım. HDP'den de bir açıklama gelecekmiş şu dakikalarda. Tamam. Sadece şunu söyleyeyim. Buyurun. Anayasa Mahkemesi doğru yaptı. Biz bunu Anayasa Mahkemesi'nden ve mahkemelerden bekleseydik, biz 10 yıl, 7 yıl süren o balyozlarda, ergenekonlarda inanılmaz haksızlıkları, 7 yıl, 5 yıl tutuklukları yaşamazdık. Aynı iddianame, o günkü savcıların iddianameleri de böyle, hiçbir şey yok. Buldu kalem kutusuna, işte gördüğünüz silah bu bombadır diyerek hazırlanmış iddianamelerdi. O günlerde maalesef yargı işini yapmadı. Evet. Yapmadı ve o yargılamalar ve tutuklamalar 7 yıl, 5 yıl, 6 yıl sürdü. Bugün Anayasa Mahkemesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına diyor ki parti kapatabilirsin. Anayasa bu yetkiyi vermiş. Evet. Görevlerini de ama insan bunu lütfen hukuka uygun yap diyor. Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi bakalım HDP'den nasıl açıklamalar gelecek. Verdiğiniz bilgiler için, sorularımızı cevapladığınız için sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Evet sevgili